Geliyorlar, geliyorlar. Aa, anacığım. Şükür tanıyabildin. Anacığım, hoş geldin anacığım ya. Ah vallahi çok özledim ben seni be anacığım ya. Hacı Hanım hoş geldin. Hiç hoş gelmedim, hiç. Hayda anacığım niye öyle diyorsun, ne oldu ya? Terbiyesize bak bir de soruyor. Şimdi alacağım seni ayağımın altından. Anan olmadan kız istemeye gitmek neymiş ha? Cevap ver bana. Anacığım açıklayabilirim yani şimdi şöyle... Sus cevap verme bana. Ama karar ver anacığım sen de. Anacığım siz özlem giderin hadi ben kaçtım eyvallah. Gel bakayım buraya. Of. Baba. Ha. Hacından bayağı iyi kızısı. Sorma bücürük, çok kızdı. Sen baya korkuyorsun acından baba. Korkacağım tabii, korkuyorum yani. Nasıl fırçaladı ama sizi. Ya çok komik. Evet çok komik. Ha. Komik bence. Baba. Hı. Hacından Uğur'la Sevgi öğretmenimin evlenmesine gerçekten izin vermeyecek mi? Yok canım. Yani verir herhalde. Yok işim ya verir muhtemelen. Bence acinlem haklı. Diyorsun. Diyorum. Evet çünkü ya düşünsene. Ben sana haber vermeden evleniyorum. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Diyorum ki. Anladım ne dediğini de bir daha öyle şeyler istemiyorum. Konuşmayacaksın. Ama baba. Aması maması yok. Kızım sen evlenmeyeceksin. Sen bana bakacaksın. Duydun mu beni? Hiç gülme. Bu lafları duymayacağım bir daha senden. Baba. Ha. Siz Candan ablamla düğün yapacak mısınız? Bak hala düğün diyor. Kızım. Ne düğünü? Biz evliyiz zaten. Kaç kere evleneceğiz? Hayır öyle değil. Nasıl? Bayağı düğün. O ne demek? Candan ablam giymeyecek mi gelinlik? Böyle yerlere kadar uzanan bir dağa. Ne bileyim. İster mi diyorsun? Bence ister. Ama sen yine de bir düşün. Ben yemeğe gidiyorum. Bana görünmeden kaçmışlar. Babamlar senden çok korkuyor hacım. Korkacaklar tabii. Ay ama dün Uğur çok üzüldü. Hele sen yattıktan sonra var ya böyle oturdu bir köşede kaldı orada. Onu beni üzerken düşünecek. Ya Müfide teyze sen böyle çok kesin konuştun biliyorum sinirlendin ama... ya Uğur'la Sevgi birbirlerini gerçekten çok seviyorlar. Bence de. Bak Uğur arıyor. Alo. Söyle ne oldu? Anacığım nasılsın? Ne oldu Uğur? Söylesene. Anacığım, Hüseyin komiser. Yani Hüseyin amirim. Ya Sevgi'nin babası var ya, Sevgi'nin babası. O beni aradı da. Akşam dedi size gelmek istiyoruz dedi. Ananın dedi hayır dualarını almak istiyoruz dedi. Bak sen. Ya? Şey dedi bana yani biz daha önce de tanışamadık falan. Ben dedi çok tanışmak istiyorum kendisiyle. Yani akşam müsaitse gelelim oturalım hem tanışalım hem kaynaşalım hem de işte hasret giderelim dedi anacığım bana Hüseyin baba. Akşam yemeğe gelsinler madem. Tamam anacığım tamam. Hadi öpüyorum seni çok tamam. Tamam dedi oğlum. güzel hadi kayınbabanı da ara. Arayayım kayınbabanı da. Hadi bismillah. Ne dedi Uğur abinin ne? Hüseyin Bey'le Sevgi bu akşam bize geleceklermiş. Öyle mi? Ay çok sevindim. Hüseyin Bey, Müfide Hanım'ın gönlünü almadan bu iş olmaz demiş. Çok ısrar etmişler. Ne yapayım? Ben de peki dedim. Ayıp olur şimdi geri çevirmek.
Oh, gerçekten içim rahatladı. Bak ne güzel işte, akşam hep beraber olacağız. Rahat rahat konuşup hallederiz her şeyi, ha? Sen sıkma canını ne olur. Candan, çok işimiz var ama bak da ev temizlenecek, yemek pişecek. E tamam, hep beraber yaparız işte. Evet, ben de katılırım. Tabii. Hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Bir tek güç, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Geldiler hadi. Hadi geldiler. Eyvah. Eyvah, geldiler. Ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız oğlum? Geldilerse geldiler. Biz çağırmadık ya, kendileri istediler, geldiler. Ne var bu kadar heyecanlanacak? Yani ben mi açayım kapıyı şimdi? Benim açmam olur mu ya? Evet, sen açacaksın o rahat tabii ki de. Evet, olur. Hadi açsana. Ben mi açayım? Evet. Öyle mi? Hı-hı. Aç oğlum tabii. Aa, tövbe tövbe. Hadi baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz efendim. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı. Buraya yatağımı koyarız. Buraya komodinimi. Buraya çalışma masamı. Buraya da dolabımı. Evet, her şey istediğin gibi olacak. Benim prensesim, benim prenseslerim. Kim acaba ilk misafirimiz? Kimmiş bakayım? Biz geldik. Sevgi, Candan Mehmet. Ya ne şirin bir yermiş burası. Ya durun bakalım, bir boyayalım da ondan sonra karar verirsiniz. Aynen. Boya mı yapacağız? Ha. Biz yapacağız kızım. Siz hanımlarla gezersiniz, biz amcanlarla boyarız. Ya ne olur, ne olur, lütfen, lütfen, ne olur, ne olur, ne olur, lütfen, lütfen. İyi, peki, tamam. Huley! O zaman bir dakika, Öykü yardım ediyorsa biz de yardım ederiz. Evet, biz de yaparız. Ya olmaz arkadaşlar, kızlar olmaz yani. Siz anlamazsınız, biz girip boyayacağız, bitireceğiz hemen. Aa, ne var canım, biz de yaparız. Hadi bakalım o zaman, siz de yapın görelim ya. Ha? İyi, tamam o zaman. Sevgi Can'la siz geçin bakalım şöyle odaya. Sen gidiyoruz. Geç onlara. Cemal biz de böyle girelim. Tamam kardeşim. Aa, üstüme iyilik sağlık, bu ne hal? Bizim ev boyamaya gittik de kızlar da tutturdu, biz de yardım edelim diye. O kadar söyledik ama anlatamadık tabii. Heh, böyle pertleri çıkar işte. Çok yoruldum acını. Yorulursun. Hay Allah, hay Allah. Canım benim, kara kuzum. Oh. Kardeşim ya, biz de bir üstümüzü başımızı değişelim. Gel, gel kardeşim. Ben de size bir çay koyayım. Ben yapardım anneciğim. Ay sen çok yoruldun kızım, otur ben yaparım. Sevgi hadi ben de sana bir şeyler vereyim, üstümüzü değiştirelim. Ay iyi olur vallahi. Gel kuzum. Ya Candan, benim sana nasıl bir şey söylemem lazım. Ne oldu Sevgi? Ben nasıl bir gelinlik giyeceğim bir türlü karar veremiyorum ya. Yani aklımda bir gelinlik var ama emin olamıyorum. Şimdi Uğur'un yanında da gösteremedim, hani derler ya düğünden önce böyle gelinlik falan görmek uğursuzluk getirir. Sevgi bu olur mu? Olur olur. Ben de bakabilir miyim? Bakabilirsin tabii. Göster bakalım neler beğendin. Ama böyle üstünden emin olamıyorum. Hmm. Aa, şu çok güzel. Dantel detayı da harika. Öyle mi diyorsun? Hmm. Ay bence bayağı güzel bir gelinlik. Canan abla, sen nasıl bir gelinlik giyeceksin? Ben gelinlik giymeyeceğim dedim ya Öykücüğüm. Aa, o ne demek Candan?
Nasıl gelinlik giymeyeceksin? İnsan bir kere evleniyor. Evet Canan abla. Bence de gelinlik giymen şart. Öğretmenim haklı. Hiç de şart değil küçük hanım. Ben gayet böyle düz bir elbise giyip olayı halledeceğim. Acaba gerçekten mi istemiyor? Yoksa paramız olmadığı için mi? Ellerine sağlık güzel kızım. Ay ben gideyim artık çok geç olmuş. Otursaydın ya. Yok gideyim. Daha kekim bitmedi kızım. Sonra yerim anneciğim. Babam merak etmesin şimdi. Hadi bırakacağım o zaman ben seni. Olur. İyi peki madem. O zaman hoşça kalın. Dünürüme selam söyle yavrum. Söylerim. Başüstüne görüşürüz. Ah. Su gibi gelinim, su gibi maşallah. Ama canım keki de ziyan etti. Bak sen, bak sen. Hacı ananın içinden kaynana çıkmaya başladı çoktan. Yok yok, yapmaz Müfte teyzeciğim. Yapmaz öyle şeyler. Ama Sevgi gerçekten çok güzel. İçi de dışı da çok güzel. Böyle bir gelin olduğu için çok şanslısın yani. Hele bir gelinlik iyisin ne güzel olacak kim bilir. Bence de. Ellerine sağlık anacığım. Afiyet olsun oğlum. Falan yemekleri ben yapacaktım ama Müfide teyze hiç iş yaptırmıyor bana. Sen gelinlik kızsın. Biraz naz yapsana. Elimi sıcak sudan çıkarıp soğuk suya sokmam desene. Evet. Öykü nereye gitti? Yatmaya gitti. Erken yatacağım dedi bugün. Erken mi yatacağım dedi? Baba. Efendim kızım. Tamam, geliyorum. Hadi baba. Kızım geldim, tamam. Ben yatırayım, şunu da rahat etmeyecek. Hadi yatır oğlum. Hadi babacığım. Öykü, sen bu saatte ne yatmasın? Baba, kapıyı kapat. Ne oluyor bu gizemli gizemli tavırlar? Ne oldu? Bir şey konuşacağım seninle. Ne konuşacaksın? Hani biz bugün boyadan sonra eve geldik ya. Hı? Sevgi öğretmenim gelinliği hakkında fikir sordu Canan ablama. Sonra biz beraber gelinlik baktık. Kızım anlamadım. Evet, ne demeye çalışıyorsun? Sonra ben Canan ablama sordum. Nasıl bir gelinlik istiyorsun diye. Hı? O da istemiyorum dedi. Tamam Öykü, bana da dedi istemiyorum. Ne? Bence istiyor. Masraf olmasın diye sana istemiyorum diyor. Nasıl yani? Bak. Biz dergide gelinlik bakarken Canan ablam bu gelinliği beğendi. O zaman istiyor yani. Evet istiyor yani. Ben olsam ben de isterdim. Öykü. Kızım kaç defa dedim sen şu konuyu kapat diye. Sen hayatın boyunca evlenmeyeceksin. Biz hiç ayrılmayacağız, tamam mı? Baba. Biz beraber ne baba baba? Ne baba baba? Gel buraya ya sen evlenmeyeceksin. Ya! Baba tamam söz evlenmeyeceğim söz. Ha, söz evlenmeyeceğim. Ne oluyor bakayım orada? Baba sakın.
yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Kızıma gidip gidiyorum. Baba ya! Ya canım abla ne olur beni kurtar ne olur. Demek seni gıdıklıyor öyle mi? Saldır demir o zaman. Hayır, dur. Gidiyorum ben. Tamam. Sevgi, bir kere daha arayayım bunları evladım. Nerede kaldı bunlar? Candan şimdi konuştu Demir'le anneciğim. Geliyorlarmış. Siz merak etmeyin. Ah, göz görmeyince gönül rahat etmiyor kızım. Ana olunca sen de anlarsın beni. Allah'ıma hep senin gibi bir gelin için dua etti. Çok şükür dualarım kabul oldu. Gözüm arkada gitmeyeceğim. O nasıl söz ama anneciğim? Allah size uzun ömür versin. Oğlum emin ellerde. Canım kızım benim. Of Demir hadi neredesiniz ya? Canan abla korkma. Gelirler birazdan. Benim babam sevdiklerini yarı yolda bırakmaz. Tabi seni de çok seviyor. Biliyorum kuzum biliyorum da işte. Gecikince insan yine de merak ediyor. Ben bir çıkayım kızım. Gelen giden olur. Biz de gelelim anne. Yok olur mu evladım? Siz oturun güvey ortada yokken gelin gezdiğini görülmüş. Siz otur. Siz oturun. Ben var ya, yemin ediyorum hayatımda senin kadar güzel bir gelin görmedim ya. Vallahi ya. Ya bunu en az 100 kere söyledin ama. Ne zaman söyledin? Vallahi. Evet. Olsun, tekrarda fayda var. Çok güzelsin. Vallahi güzelsin ya. Demir. Hı. Ya Uğur niye bu kadar tuhaf davranıyor? Bilmem ki. Cemal. Heh. Oğlum ne yaptın bu çocuğa güneşte bekleyen kavun gibi olmuş? Ya oğlum gerildi diye ona şöyle bitkisel bir sakinleştirici verdim. Ya az içtim ama dozunu kaçırdı tabii. Ha, hiçbir zaman dozunu tutturamaz ki. Neyse. Eskisinden daha iyi oldu boşver. Allah'ım ya. Büyüdükçe babasına benzedi. O da böyle Uğur gibi saf, temiz kalpliydi. Bu yüzden de başı dertten hiç kurtulmazdı. Allah rahmet eylesin. Bizimki de öyle. Tıpkı annesine benzerdi. Annesi de gülünce insanın içi ısınırdı.
Güneş gibi aydınlatırdı her yeri. Rahmetli beni çok severdi. Aynı Uğur'un sevgiye baktığı gibi bakardı. Ağzımı kahrım çekti. Ama bir gün bile gık demedim. Bütün hayali oğlunun mürvetini görmek. Rahmetlinin hayali de kızını gelinlik içinde mutlu mesut görmekti. Baksana çok mutlular. Ya çok çok maşallah. Hadi onlarla dans edelim. Vallahi. Evet. Eder mi baba? Eder canım, niye etmesin? Hadi bakayım. Babacığım, kızınla bir dans etmeyecek misin? Anacığım, bu dansı benimle yapsana. Ha? Ya yaparsın, gel ya. Ya gel. Dur oğlum, ya. Şimdi işlerime düşürüp bir yerimi kırdıracaksın. Kırdırmam, kırdırmam. Gel sen bak, nasıl dans edeceğiz şimdi bak. Hop. Ha. Ha. Ne oldu hayatım? Ne bileyim, böyle sevgiyle Uğur'u annesiyle babasıyla dans ederken görünce bir... Seninkileri hatırladım. Merak etme. Yani belki annen baban gibi olamayız ama... sana iyi bir aile olmaya çalışacağız. Öykü ve ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.